Bu videomuzda bitsinin açma kapama düğmesini yani robotumuzun açma kapama tuşunu takacağız. İlk olarak düğmeyi alıp bir önceki videoda işaretleyip deldiğimiz şuradaki delikten içeri itiyoruz. Delik uygun boyutta olduğu için tam oturuyor olmalı. Belki biraz uğraştırabilir. Şimdi düğmemizi yerinde tutacak vida somununu tornavidamızla yerleştiriyoruz elimizle sıkıştırıyoruz. Haliyle biraz uğraştırıyor. Alt taraftan düğmeyi bastırarak elimizle biraz çevirmemiz gerekiyor. Biraz zaman aldığının farkındayım. Büyük ihtimalle bu kısım sizi de biraz uğraştıracak. Etraftaki diğer parçalar yüzünden çok rahat çeviremiyoruz. Evet, sona çok yaklaştık. Ve işte oldu. Karga burun penseyle de iyice pekiştiriyoruz. Şimdi düğmemize bağlı kabloları lehimleyeceğiz. Bu pilden gelen pozitif kablo. Uygun boyutta kesip ucunu soyuyoruz. Daha sonra da U şeklinde kıvırıyoruz. Düzgün bir U şekli olmasına özen gösteriyoruz. Böylece düğmemizdeki bağlantı noktasına takmak için kanca olarak kullanabiliriz. U şeklini verdikten sonra karga burun pensemizi kullanarak içeriye yerleştirebiliriz. Bağlantı noktasına tam olarak oturduğundan emin olmalıyız. Kablomuzu tam olarak yerine oturttuktan sonra lehimleme telini alıyoruz. Kablomuzu düğmedeki doğru noktaya lehimliyoruz. Bu düğme Kabloların bağlantısını ayırarak elektrik akışını kesiyor. Bu kabloyu lehimledik. Şimdi düğmemizin diğer tarafına başka bir kablo lehimlememiz gerekiyor. Bu kablo doğrudan motor kumandasına bağlı olacak. Pilden gelen elektrik enerjisi motor kumandasına gidecek ve düğme de bu devreyi kesmeye yarayacak. Bu işlem de robotun kapanmasını sağlayacak. Evet. Kablomuzu aşağıdan yukarı doğru deliklerden geçirip motor kumandasının yanına getirdik. Aynı şekilde kablonun ucunu biraz soyuyoruz. Bu pozitif 12 volt'luk kablomuz. Bağlantı bloğunun en sağındaki pime bağlanacak. Buradaki vidaları zaten gevşetmiştik. O yüzden kabloyu bağlaması zor olmayacak. Sonra da dışarı çıkmayacağından emin olmak için üzerindeki vidayı iyice sıkıştıracağız. Bu Doğrudan düğmeden gelen kablomuz. Vidayı iyice sıkıştıralım. Bu da pilden gelen negatif kablomuz. Onu da bağlantı bloğunun en soldaki bölümüne koyacağız. Bu bizim topraklama kablomuz. Kablonun ucunu soyuyoruz ve bağlantı bloğunun sol tarafındaki vidanın altına yerleştiriyoruz. Şimdi 22'lik kablomuzu alıyoruz. Bu kabloyla da topraklama yapıyoruz. Motor kumandası bir tür bağlantı kutusu işlevi görerek panel üzerindeki tüm parçaları topraklamamızı sağlıyor. Bu kabloyu pilden gelen 18'lik kabloyu koyduğumuz yere yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi burası çok sıkışık. Çok fazla yer yok ama biraz uğraşırsak yerleştirebiliriz. Bazen birini içeri sokabilmek için bazı kabloları çıkarmak gerekebilir. Karga burun pensemiz de bu noktada işimize yarayabilir. Tornavidamızı alıp kabloların çıkmayacağından emin olmak için bloğun üzerindeki vidayı iyice sıkıştırıyoruz. Daha sonra 22'lik bir kabloyu bağlantı bloğunun orta bölümüne yerleştiriyoruz. Bu sayede kamera, Arduino ve paneldeki diğer bileşenlere güç verecek, 5 voltluk bir çıkış alabileceğiz. Elektrik devre tahtası üzerindeki bağlantıları da bir sonraki videoda yapacağız. Hoşçakalın.